Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Tekrardan kardeşler, hepiniz için selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Bir düğün vesilesiyle burada toplandık biliyorsunuz. İnşallah ikisi de benim öğrencim olan, ikisi de bizim için çok değerli olan iki kardeşimizi evlendiriyoruz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem böyle durumlarda söylediği gibi بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمْعَ بَيْنَكُمَا بِخَيْرِ Allah sizin için bereket kılsın. Allah siz ikiniz üzere bereket kılsın. Allah aranızı hayır üzere toplasın. Allahümme amin. Biz de kardeşlerimiz için inşallah bu şekilde duacı olalım. Kardeşler, Evlilik için bir araya toplandığımız için ben de eğer kısmet olursa inşallah evlilikle alakalı konuşacağım. Konuşmak istediğim konu da nasihatte bulunmak istediğim konu evliliğin İslam'daki önemi ve günümüzde evliliğin önündeki engeller. Yani anlatmak istediğim şey şu olacak kardeşler inşallah. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kendi büyüklüğünü ve rububiyetini anlatırken bunun delillerinden bir tanesini de erkekler için kadınlar yaratmış olması ve evlilik olduğunu söylüyor. Rum suresinde Rabbimiz diyor ki, وَمِنْ ayatihi O Allah'ın delillerindendir. Yani O'nun büyüklüğünün, O'nun azametinin, O'nun rububiyetinin ve uluhiyetinin delillerindendir ki, اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ Size kendi nefislerinizden olan eşler yarattı. لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Onlarda sükunet bulmanız için. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet kıldı. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ Düşünen, tefekkür eden kavimler için bunda ayetler vardır dedi Allah subhanehu ve teala. Yani Allah azze ve celle bize diyor ki kardeşler ben size sizden olan eşler yarattım. Sizin nefislerinizden olan eşler yarattım. Sizin cinsinizden olan eşler yarattım. Şayet Allah azze ve celle kadınları başka bir cinsten yaratmış olsaydı, insan cinsinden olmamış olsalardı, insanın eşinde sükunet bulması, içindeki o dinmek bilmeyen bir takım duyguları, içindeki keşmekeşi, içindeki endişeyi dindirmesi insanın mümkün olmazdı. Liteskunu <laughs> ileyhâ. Böyle yaptım ki eşlerinizde sükunet bulasınız diye ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. sizin aranızda Allah sevgi kıldı. Sizin aranızda Allah merhamet kıldı diyor Allah azze ve celle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte diyor ki: "Ed dünya meta. Dünyanın hepsi faydalanılması gereken nimetlerdir. Dünyaya bakın. Allah azze ve celle insan oğlu kendisinden faydalansın diye türlü türlü nimetler, türlü türlü metalar yaratmıştır ve hayru elmer el mer'atu Bir insanın faydalanabileceği en hayırlı nimet dünyada Allah'ın yarattığı saliha bir kadındır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. E madem Allah azze ve celle bize böyle bir nimet yaratmış. Bu nimeti de kendi rububiyetinin ve kendi uluhiyetinin delillerinden kılmış kardeşler. Öyleyse bundan istifade etmek lazım. Lakin gençlerimiz bundan istifade edecek, istifade edecek de bunun önünde bir takım engeller var. Ben inşallah bu engeller üzerinde konuşacağım ve bazı özellikle velilere, kız ve erkek velilerine bir takım tavsiyelerde bulunacağım. Birinci engel şudur kardeşler. Veliler evliliği zorlaştırıyorlar. Gençler evlenmek istediklerinde gençlerin önüne öyle talepler, öyle istekler koyuyorlar ki bir genç ancak 10 sene çalışsa o istekleri yerine getirebilir. Ya da bugün cahiliye toplumunun bize dayattığı bankadan kredi alıp 10 sene, 15 sene boyunca bankaya köle olacak. Allah'a ve Resulüne harbi ilan edecek. Hayatının bütün bereketini bankaya ipotek edecek. Sonra anne ve babaların gençlerden istediği şeyleri ancak alabilecek. Ancak kendisine bir yuva kurabilecek. Oysa biz Allah Resulü'nün hayatına baktığımız zaman kardeşler, Allah Resulü'nün döneminde en kolay olan şeylerden bir tanesi bir gencin evlenmesiydi. Bakın size bununla alakalı bazı örnekler vereyim. Önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi hayatından örnek verelim. Allah Resulüne Ali radıyallahu an geliyor. Bu anlatacağım kısayı İmam Ahmet ve Sünen imamları, Sünen sahipleri bunu bize naklediyorlar. Geliyor Allah Resulü'nün yanına oturuyor, susuyor. Allah Resulü diyor ki: "Ey Ali, bir ihtiyacın mı var?" Ali radıyallahu an susuyor. Ey Ali bir ihtiyacın mı var? Ali radıyallahu anh susuyor. Sanki diyor senin Fatma'da gönlün var. Radıyallahu anhum ecmain. Fatma'yı mı istiyorsun ey Ali? Evet ey Allah'ın Resulü diyor. E'tiha <laughs> şey'en diyor Peygamberimiz. O zaman ona bir şey ver. Ma indi şey'un ya Resulallah diyor. Benim hiçbir şeyim yok. Allah Resulü diyor ki ey Ali Bedir gününde sana verdiğim bir kalkan vardı. Hatmiye kalkanı nerede? Ali radıyallahu anh diyor evdedir ey Allah'ın Resulü. Yalnız Ali şaşırıyor çünkü değersiz bir kalkan. Değeri olan, maddi bir karşılığı olan bir kalkan değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor getir onu Fatıma'ya ver. Sizi bunun üzerine nikahladım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzünün en hayırlı babası, yeryüzünün en hayırlı kadınını bugün bir işçinin günlük yevmiye alacağı bir parayla evlendiriyor ve bunun haricinde de hiçbir şey istemiyor kardeşler. İmam Bukhari ile Müslim, Sehr ibn Sa'd'dan rivayet ediyorlar. Allah Resulü sahabeyle beraber otururken kadının bir tanesi meclise geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, "Ci'tuke li ahab nefsi." Sana nefsimi hibe etmek için geldim. Yani benimle evlenmek istersen hiçbir şey istemiyorum. Sana hizmetkar olacağım. Al benimle evlen." dedi. Allah Resulü şöyle bir kadına baktı, sonra önüne baktı, sustu. Kadını istemediğini belli etti. Kadınla evlenmek istemediğini susarak belli etti. Hemen sahabelerden bir tanesi kalktı ayağıya. Dedi ki ey Allah'ın Resulü sen o kadınla evlenmeyi düşünmüyorsan benimle evlendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi tamam. Lakin dedi eve git. Bir bak bu kadına verebilecek bir şeyler varsa evde getir kadına ver. Sizi nikahlayayım. Adam gitti eve geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü şu gördüğün izardan başka hiçbir şeyim yok. İzar neyi biliyor musunuz kardeşler? İhrama gidenler bilirler. Alt tarafa sardığımız bez parçası var ya izar o üstünde rida bile yok. Yani üst tarafı kapatacak bir elbise bile yok. Aleyhisselatu vesselam ona baktı. Dedi ki sen bu elbiseyi giysen eşinin üzerine giyecek bir şey yoktur. Eşin bu elbiseyi giyse senin üzerine giyeceğin bir şey yoktur. Yani bunun size ne faydası olacak ki? Git dedi alt, demirden bir yüzük dahi olsa ara. Demirden bir yüzük dahi bulsan getir onu kadına ver. Adam gitti biraz daha gezdi. Geldi dedi ki ey Allah'ın Resulü demirden bir yüzük alacak bile ne param var ne de imkanım var ne de demirden bir yüzük var. Oturdular. Aradan belli bir zaman geçince meclis dağıldı. Allah Resulü bu sahabeyi yanına çağırdı. Gel dedi. Kur'an'dan ezberin var mı? Var ey Allah'ın Resulü dedi. Peki onu hiç mushafa bakmadan böyle ezberden okuyabiliyor musun? Evet ey Allah'ın Resulü dedi. Ezberden okuyabiliyorum. İzheb. Fakat mellektuha bima ma'aka min el-Kur'an. Git o kadını sana ezberinde olan Kur'an üzerine verdim dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Düşünün bir adam var. Kur'an ezberinden başka elinde sermaye olarak hiçbir şey yok. Yuva kurmak istiyor. Allah Resulü onu evlendiriyor ve hiç sıkıntı yok. İmam Müslim ile İmam Ahmet bize Cüleybib'in kıssasını rivayet ediyorlar. Özellikle gençlerin Cüleybib'in kıssasını dikkatle dinlemesini tavsiye ediyorum kardeşler. Hem de rica ediyorum. Cüleybib Allah Resulü'nün yanına geliyor. Cabir diyor ki İmam Ahmed'in müstedindeki rivayette Cüleybib Allah Resulü'nün ashabındandı. Biraz da çirkin bir adamdı. Yani boyu kısa, yüzü güzel değil, böyle çok yakışıklı değil. İnsanların ağzı açık kalmıyor ona baktıkları zaman. Allah Resulü dedi ki ey Cüleybib evlenmek ister misin? Dedi ki ey Allah'ın Resulü tabii ki evlenmek isterim lakin sen beni evlendirmeye kalkışırsan seteciduni kasiden beni değersiz bir insan olarak göreceksin. Kim'in kızını istersen işte bana kızını vermez. Çünkü diyecek Cüleybib, ana yok, baba yok, ev yok, para yok. Cüleybibe niye kızımızı vereceğiz? Allah Resulü Cüleybibe dedi ki: "Ğayra enneke 'indallahi ləstə bikasidin." Fakat sen Allah'ın yanında değersiz değilsin ey Cüleybib. İnsanlar seni güzel giyinmediğinden dolayı değersiz bulabilir. Güzel araban olmadığından dolayı değersiz bulabilir. Kazancın iyi olmadığından dolayı değersiz bulabilir. Ama sen Allah'ın yanında değersiz bir adam değilsin ey Cüleybib dedi. Sonra Ensar'dan birini çağırdı yanına. Kızını istiyorum dedi. Adam dedi ki ey Allah'ın Resulü başla göz üstüne kızımı sana veriyorum. Yok dedi kendim için istemiyorum. Cüleybib için istiyorum. E o zaman bir anasına sorayım dedi. Eğer Cüleybib için istiyorsan bir danışmam lazım. Geldi anasına dedi ki Allah Resulü senin kızını istiyor. Anası dedi ki başla göz üstüne. Yok dedi kendi için istemiyor lakin Cüleybib için istiyor. Kadın kızdı. Bizim kızımızı kimler kimler istedi vermedik de Cüleybib'e mi vereceğiz dedi. Yani demek ki bu benim kızımı ne doktorlar ne mühendisler istemiş bugün yok. Eskiden de vardı ana babalar benim kızımı ne doktorlar ne mühendisler istedi de ben vermedim diyorlarmış. Kız tabi perdenin arkasından bu konuşmaları duyunca siz dedi Allah Resulü sizden bir şey mi istedi? Evet dediler Allah Resulü seni Cüleybib için istedi. Siz ne dediniz peki? Seni Cüleybib'e vermedik. Subhanallah dedi. Allah Resulü'nün benim için razı olduğu şeye siz razı olmuyor musunuz? Dedi. Gidin Allah Resulü'ne söyleyin. Benim için razı olmuş olduğu şey neyse ben de ona razı olmuşumdur dedi. Cüleybiple bu Ensar'ın seçkin ailelerinden birinin kızı ev yokken, ana yokken, baba yokken, mehir yokken, ev eşyası yokken Allah Resulü'nün aracılığıyla bunlar evlendiler. Aradan birkaç gün geçti, savaş Cihad için Müslümanlar çıkacak. Cüleybib de savaşa katıldı. Tabi savaş bittikten sonra Allah Resulü Müslümanlara dedi ki şöyle bir etrafına baktı. Hel tefkidûne min ahad. Arayıp da bulamadığınız, gözünüzün arayıp da değmediği kimse var mı dedi. Yok ay Allah'ın Resulü dediler. Herkes burada. Hayır hayır dedi. Bir kişi kayıp. Ben bir kişiyi göremiyorum. Kim dediler ay Allah'ın Resulü? Cüleybib yok dedi Cüleybib. Gittiler baktılar. Cüleybib yedi tane müşriği öldürmüş. Daha sonra kendisi de şehit olmuş, o yedi tane cesedin arasında yatıyor. Allah Resulü geldi, dedi ki Cüleybib'e de bir mezar kazın. Cüleybib'i şöyle mübarek eline yatırdı Allah Resulü. Bekledi ta Cüleybi'nin kabri kazılıncaya kadar. Ondan sonra kendi elleriyle Cüleybib'i kabrine yerleştirdi. Sonra kabrinin başında durdu ve bütün insanların huzurunda şahitliğinde dedi ki bu adam bendendir, ben de bu adamdanım. Bu adam bendendir, ben de bu adamdanım. Bu adam bendendir, ben de bu adamdanım dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kardeşlerim, Allah Resulü zamanında insanlar evlenmek istediklerinde sadece istiyor olmaları onlar için yeterliydi. Kimse onların imkanlarına, kimse onların mehirlerine, kimse onların evlerine ve eş ev eşyalarına bakmıyordu. E şimdi bir Müslüman bir kız istiyor, 300 gram altın istiyorlar. Şimdi ben yolda gelirken, Kardeşe dedim hani nikahı kıyacağız. mehir olarak ne üzerine anlaştınız? Dediler ki işte şunun üzerine anlaştık. Abi bildiklerini ablaya öğretecek. Yani Sehl ibn Sa'd'ın rivayetinde okumuş olduğum gibi nasıl ki Allah Resulü bildiği Kur'an karşılığında iki Müslümanı evlendirdi. E dedim hani bunu şey yapacağız ki nikahta bunu söyleyeceğiz. Abi dedi buranın örfünde genelde 200 grama yakın altın istedikleri için insanlar için biraz tuhaf gelecek. E yani kardeşler Allah'tan korkmak lazım. Bugün bir genç hayatını kazanmak istediği zaman zaten her işte çalışamıyor. Çünkü çalıştığı işte faiz olmayacak. Çalıştığı iş zatından dolayı haram olmayacak. Ürettiği şey haram olmayacak. Kadın erkek bir arada bulunmayacak. Çalıştığı yerde müzik çalmayacak. Çalıştığı zaman sakalını kesmeyecek. Çalıştığı zaman İslami çalışmalarına engel olmayacak. Zaten gençlerimiz iş bulma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. İş bulan da karın tokluğuna bulmuş olduğu işte çalışıyor. E, Müslüman anne babalar eğer gençlerin bu halini gözetmezlerse gençler ne yapacaklar kardeşler? Ya içinde haram olan işlere yönelecekler veya da müşrikler gibi gidecekler bankadan kredi çekecekler. Allah'a ve Resulüne harp ilan edecekler. Hayatlarının bütün bereketini bankaya ipotek edecekler. Neymiş efendim? Evlenecekler. Peki kimle evlenecekler? Müslüman olan bir anne babanın kızıyla evlenecekler. Bakın kardeşler, Allah Resulü Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste biz Müslümanları uyarıyor. Diyor ki, La tekunu imma'a. Ey Müslümanlar, karaktersiz, kişiliksiz, gevşek, iskeletsiz insanlardan olmayın. Kimdir gevşek olan, karaktersiz olan insanlara yallan Resulü? Biz bilmiyoruz bunun ne olduğunu. Allah Resulü tefsir ediyor. İn ahsanen nasu ahsanna ve in zalemu zalemna. İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. İnsanlar zulmederse biz de zulmederiz. Peygamberimiz diyor böyle insan karaktersiz insandır. Yani topluma bakıyor adam. Toplumun hayat standartları nedir? Diyelim 200 gram, 250 gram altın istiyorlar. Ben de 200-250 gram altın isteyeceğim. Toplum ne istiyor? Yatak odası takımı istiyor. Perde istiyor, koltuk takımı istiyor, halı istiyor. Ya arkadaş biz eşyanın kulu değiliz ki. Biz bu dünyaya eşyaya kulluk etmek için gelmedik ki. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk etmek için geldik. E sen bu adamdan yatak odası takımı istersen, sen bu adamdan koltuk takımı istersen, sen bu adamdan halı perde istersen, sen bu adamdan gelinlik istersen, sen bu adamdan yemekli düğün istersen, e bu gariban bunları nasıl yapacak? Dünyaya kul olacak, dinarın dirhemin peşinden koşacak, gecesini gündüzünü dünyaya ayıracak. Niçin? Evlenmek için. E bu kadar Allah'ın şeriatına muhalefet ettikten sonra, bir adamın evlendiği evlilikte bereket olur mu kardeşler? Mümkün değildir. Onun için biz ne yapacağız? Allah'tan korkacağız. Toplum zulmetti diye biz de zulmetmeyeceğiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gençlere adil davrandığı gibi biz de gençlerimize adil davranacağız. Şimdi bütün anne babalar kendilerine şu soruyu soracaklar. Biz Muhammed'in dini ve sünneti üzere miyiz? Yani çocuklarımızı evlendirdiğimiz zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kolaylaştırdığı gibi kolaylaştırarak mı evlendiriyoruz? Yoksa bizler de toplum gibi kız vereceğimiz zaman, çocuk evlendireceğimiz zaman çocuklarımızın burnundan fitil fitil getirerek mi çocuklarımızı evlendiriyoruz? Bu soruyu sormamız lazım. Çünkü bizler Müslümanız. Bizler imma'a karakterli gevşek insanlar değiliz. Topluma bakmayız. Bizler Allah Resulüne bakarız. Sallallahu aleyhi ve sellem. O ne yapmışsa biz de onun gibi yaparız. Şimdi kardeşler, şu an evlenen insanlara bakın. Evlendiği evlendiklerinin üzerinden şöyle bir 3-4 ay gibi bir zaman geçmeden veya bir sene gibi bir zaman geçmeden ya boşanıyorlar ya da boşanacak halde birbirlerini yemeye başlıyorlar. Yani evin içerisindeki sorunlar dışarıdan müdahaleyle dahi çözülemeyecek hale geliyor. Niye biliyor musunuz? Bunun sebeplerinden bir tanesi zor bir şekilde evlendiklerinden dolayıdır. Diyeceksiniz ki ne alaka? Alaka... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İmam Ahmed'in müstedinde rivayet ettiği şu hadisidir. Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "İnne min a'zamin nikahi bereketen eysaruha mu'neten." Bir rivayette eysaruha sadakan. Nikahın en bereketli olanı mehri en az olanıdır. Nikahın en bereketli olanı külfeti kişiye yüklemiş olduğu masrafı en az olanıdır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Urve bu hadisi bize naklettikten sonra diyor ki kardeşler, ben de kendi yanımdan diyorum ki, yani o da hadisi yorumluyor, hadisi şerh ediyor. Kadının en uğursuz olanı, kadının en bereketsiz olanı, mehri en fazla olanıdır. Ve evlenildiği zaman kocasının üzerine külfeti en fazla olanıdır diyor. Radiyallahu an. Yani bugün bizler evliliklerin asıl saadette olduğu gibi hayır üzerine gitmesini istiyorsak, eğer külfeti masrafı biraz düşüreceğiz. Mehri, sadakı gençlerin üzerinde biraz daha düşüreceğiz. Allah Resulü'nün sünnetiyle onlara muamele edeceğiz. Size tabi'in imamlarından Said İbni Müseyyip var, Müseyyep var. Hepiniz bu zatı duymuşsunuzdur. Selefin büyük imamlarından. Abdülmelik İbni Mervan zamanın halifesi Said İbni Müseyyep'e haber gönderiyor. Diyor ki kızını oğluma istiyorum. Oğlum da benden sonra halife olacak inşallah diyor. Yani önce oğlunu halife tayin ediyor kendinden sonra. Sonra Said İbni Müseyyeb'in kızını istiyor. Said İbni Müseyyeb diyor, bende sana verecek kız yok. Saraya kız vermiyor. Niye? Çünkü zalim, fasık sultanlar bunlar. Bende size verecek kız yok. Tabi bundan dolayı ona eziyet ediyorlar. Bazı rivayetlerde dövüyorlar. Bazı rivayette sürmeye kalkıyorlar. Ama Said İbni Müseyyeb diyor, bende sizin sarayınıza verecek kız yok. Aradan belli bir zaman geçiyor. Said İbni Müseyyeb'in öğrencilerinden Ebu Veda'a adındaki bir öğrencisi bize anlatıyor bu kıssayı. Bir gün diyor Said İbni Müseyyeb bir iki hafta boyunca bakıyor ilim meclisinde ben yokum. Derslere katılmıyorum. Çevresindekilere soruyor. Diyor bizim bir Ebu Veda'a vardı derslerimize sürekli katılan. Nerede o genç? Vallahi ey imam diyorlar hiçbirimizin haberi yok. Sonra diyor ben derslere katılmaya başladım. Beni yanına çağır dedi ki ey Ebu Veda'a sen nerelerdesin? Haftalardır seni gözlerim arıyor göremiyorum dedim ki ey imam benim hanımım vefat etti onun cenaze işleriyle uğraştım onu gömdüm vesaire meşguldüm dedi ki ey falan bize haber verseydin senin cenaze işlerinde sana yardımcı olsaydık senin külfetini senin omuzlarından düşürseydik ya dedi dedi ki ey imam ben kimseyi meşgul etmek istemedim sonra dedi ki peki sen evlenmeyi düşünüyor musun madem hanımın vefat etti evlenmeyi düşünüyorsundur dedi ki ey imam kendisi diyor dedim ki ey imam ben yetim bir adamım Fakir olarak büyüdüm. Evimdeki bütün malım ya iki dirhemdir ya da üç dirhemdir. Yani toplasan toplasan iki üç dirhem bir işçinin yevmiyesi kadar bile bir para değil yani. Bu kadar bir param var. Kim bu durumda bana kızını verir? Ben veririm dedi istiyorsan. Ebu Vada'a diyor ki şaşkınlığımdan dilim tutuldu. Yani koca Said İbni Müseyyep, halife kendi oğluna kızını istemiş vermemiş. Benim gibi bir çulsuza kızını veriyor. Ben daha ağzımı açmadan diyor seslendiği iki kişiye gelin dedi. İki kişi geldi oturdu. Ben dedi iki dirhem üzerine, adamın zaten iki dirhem parası var veya iki dinar neyse şu an hatırlamıyorum. Bu iki dinar iki dirhem üzerine kızımı Ebu aya verdim dedi. Kalktım o meclisten diyor hiç konuşacak laf bulamadım. Şeye gittim, e, estağfurullah meclisten kalkmadan önce Said İbni Müsehbe diyor dedim ki emin misin? Yani hani belki geri döner pişman olur. Diyor dedim ki ey imam emin misin kızını bana verdiğine? Diyor dedi ki Allah Resulü bize dedi ki, dininden ve ahlakından razı olduğunuz biri olduğu zaman onu evlendirin. Yani o imamlar hadisleri rivayet ettiklerinde laf kalabalığı olsunlar diye rivayette bulunmuyorlar. Çünkü Tirmizi'deki bu rivayeti rivayet edenlerden, insanlara öğretenlerden biri Said İbni Müseyyep. اذا جاءكم من ترضون عن وخلقه Size ahlakından ve dininden emin olduğunuz biri geldiği zaman onu evlendirin. Ben de diyor senin ahlakından ve dininden razı olduğum için seni kızımla evlendirdim. Eve gittim diyor. Tabii şaşkınlık içerisindeyim. Aynı zamanda orucumda diyor. Oturdum diyor. Baktım evde ne var? Bir parça ekmekle biraz zeytinyağı var diyor. Başka da hiçbir şey yok. Sofrayı kurdum diyor. Tam yemeği yiyeceğim. Baktım kapı çaldı. Kapıya gittim. Kim o dedim? Ben Said dedi diyor. Aklıma dünyada tanıdığım bütün Said'lerin olma ihtimali geldi ama Said İbni Müseyyed'in benim kapıma geleceği ihtimali aklıma gelmedi diyor. Kapıyı bir açtım. Baktım Said İbni Müseyyep arkasında da bir kadın var. Bana dedi ki diyor ben bu kızı seninle nikahladım. Gönlüm senin bu gece evde tek kalmana razı olmadı. Kimse senin hizmetini yapacak kimse yok, temizliğini yapacak kimse yok. Kızımı getirdim al buyur sana kızımı dedi diyor. Kızını bana teslim etti. Kızı aldım içeriye götürdüm. Tabi arada bir şeyler daha anlatıyor, şaşkınlığını anlatıyor. Baktım, baktım ki diyor Medine'nin en güzel kızı Allah'ın kitabını hafızı kitabı ezberlemiş ve hadis imamı denecek kadar da hadis bilgisi var. Yani Said İbni Müseyyeb'in yetiştirdiği çok değerli bir öğrenci. İki dirhem veya iki dinar karşılığında Said İbni Müseyyeb evinde zeytin yağıyla ekmekten başka hiçbir şey olmayan yetim bir çocuğa, fakir bir çocuğa kendi kızını veriyor. Öyleyse kardeşlerim, kendi imamlarımızın, kendi tarihimizin, kendi geçmişimizin güzelliğine bakacağız kendimize buralardan bazı örnekler alacağız. Yoksa içinde yaşadığımız ve cahiliye olduğunu ikrar ettiğimiz toplumun adetleriyle çocuklarımızı evlendirmeyeceğiz. Evlenmenin önündeki ikinci engel, gençlerimizde var olan geçim korkusu. Yani bugün maalesef içinde yaşamış olduğumuz sistem sürekli ihtiyaç üretiyor. Ve bu üretmiş olduğu ihtiyacı insanların gözüne gözüne sokuyor. Yani Misal örnek veriyorum bugün e, Fatıma annemiz evlendiği zaman nasıl bir evi olduğunu biliyor musunuz kardeşler? Fatıma annemiz evlendiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona çeyiz olarak 2-3 tane kap gönderiyor içinde yemek yiyecekleri. Süt sağacakları bir tane kap gönderiyor, tutmalı kırbaç gönderiyor. Bir tane minder gönderiyor hem üzerinde yatacakları hem de oturacakları. Bir tane yorgan, bir tane de hurmadan yapılmış olan bir yastık gönderiyor. Bir de Ebubekir radıyallahu anh onlara üzerinde namaz kılacakları bir halı gibi seccade gibi bir şey alıyor. Fatıma radıyallahu anh'ın evi böyle bir ev. Şimdi böyle bir evlilik olsa hayatımızda geçim korkusu olur mu kimsede? Geçim korkusu olmaz. Ama şimdi düşünün, kira vereceksin. Fatura ödeyeceksin. Hanımın ihtiyaçları var. Eve misafir gelecek. El öpmeye gideceksin. Etli yemek vereceksin. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Yani Ev, ev eşyası olarak yatak takımı alacaksın. İşte Fatıma evlenirken babası ona en güzelini almış. Şimdi biz bizimkine kötüsünü alsak olmaz. Falanca kızına dört tane bilezik takmış. Şimdi biz üç tane taksak olmak, bizim beş tane takmamız lazım. Eltisi düğünde bilmem tam altın takmış. Şimdi kendisi yarım altın taksa ayıp olur. E şeyi çizdirecek, karizmayı çizdirecek. Onun bir tane burma bilezik takması lazım. Ayşe Hanım gelinine Trabzon takımı almış. Falan da filan. E şimdi bu kadar ihtiyacı gözümüzün önünde zikrettiğimiz zaman elbette ki evlilik gençlerin gözünde büyüyor kardeşler. Lakin biz gençlerimize şunu tavsiye etmemiz lazım. Siz evlenin. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki siz evlenerek Allah'ın sözüne bağlı kalın. Allah da sizi kendi fazl-ı kereminden zengin kalmaya dair sözüne bağlı kalsın. Ebu Bekir radıyallahu anh bunu nereden istinbat ediyor? Bunu ayet-i kerimeden istimbat ediyor. Nur suresinde Allah azze ve celle biz Müslümanlara diyor ki: "Ve ankihul ayama minkum. Sizden bekar olanlara evlendirin. Bekar erkekleri ve bekar kızları evlendirin. Ve ankihul ayama minkum vas salihine min ibadikum ve imaikum. Ve salih olan kölelerinizi ve cariyelerinizi evlendirin. İyyakun fukara yuğnihimu Allahu min fadlih. Vallahu vasîun alîm." Eğer onlar fakir olsalar, Allah azze ve celle onları kendi fazlından zengin kılacaktır. Çünkü Allah el vasidir. Yani elinde bulunan imkanlar geniş geniş olandır. Verdiği zaman azalmayacak olandır. Ve alim kullarının halinden haberdar olandır Allah Azze ve Celle. Ey gençler fakirlikten korkmayın. Eğer imkanlarınız olmadığından dolayı korkuyorsanız Allah Azze ve Celle size söz veriyor. Siz fakir olarak evlenin. Allah Subhanahu ve Taala kendi fazlından, kendi kereminden sizi zengin kılacaktır diyor. Allah Azze ve Celle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte diyor ki فَلَاسَتُنْ حَقٌ Allah اللّٰهِ عَوْنُهُمْ Üç sınıf insan vardır. Onlara yardım etmek Allah azze ve celle'nin üzerine haktır. Yani Allah azze ve celle kendi üzerine vacip kılmıştır ki üç sınıf insana yardım edecektir. Kimdir bunlar? El mucahidu fi sabilillah. Allah yolunda cihad eden insandır. Başka el mukatabu allazi yuridul ada sözleşme yapan ve niyetinde borcunu ödemek olan köledir. Başka ennakihul ladzi yuridu'l afaf. İffetli olmak için nikah kıyan insandır. Yani bir genç dinini korumak için, kendisini garanti altına almak için, göz zinasından, el zinasından, beden zinasından uzak durmak için, iffet için evlenmeye niyet etmişse Allah azze ve celle söz vermiştir ona yardım edeceğine dair. E gençler eğer bizim arkamızda Allah varsa, Subhanahu ve Teala, bizim vekilimiz oysa, evliliğin sıkıntılarını gidereceğine dair bize kefil olmuş olan oysa, öyleyse bizim geçim korkusundan korkmamız abes olan bir şeydir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a güveneceğiz. Onun sözüne ve vaadine sırtımızı dayayacağız. Ve diyeceğiz ki, Ya Rabbi sen söz verdin. Biz de senin sözüne güvenerek evlendik. Şimdi sözünü yerine getirme sırası sendedir. Sana tevekkül ettik diyeceğiz ve bu şekilde evleneceğiz. Bakın kardeşlerim Allah Resulü İmam Bukhari ile Müslim'e rivayet ettiği bir hadis-i şerifte diyor ki: "Leysel gina an al arat." Zenginlik malın çokluğunda değildir. Yani senin malın, mülkün, paran fazla olduğu zaman sen zengin olmak zengin olmuş olmazsın. nef's." Fakat zenginlik nefis zenginliğidir. Bir rivayette diyor sallallahu aleyhi ve sellem kalp zenginliğidir. Yani bazen Allah Azze ve Celle sana mal verir, rızkını genişletir, seni bu şekilde zengin kılar evlendikten sonra. Bazen ise Allah Azze ve Celle seni kanaat ile rızıklandırır. Sana ve eşine öyle güzel bir kalp verir ki elinizdeki imkanlar azdır. Fakat Allah Azze ve Celle gönlünüzü geniş kılmıştır. Gönlünüz geniş olduğundan dolayı da Allah'ın vermiş olduğu az ile yetinmeyi bilirsiniz. Mesela düşünün kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e mescitte soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü diyorlar, en sevdiğin insan kimdir? Allah Resulü diyor en sevdiğim insan Ayşe'dir. Yani Allah Resulü hanımıyla o kadar mutlu, aralarında o kadar güzel bir sevgi, o kadar güzel bir aşk var ki peygamberimiz devlet reisi olmasına rağmen, peygamber olmasına rağmen mescidin içinde insanlar kendisine sorduğu zaman, ey Allah'ın Resulü en sevdiğin insan kimdir? Allah Resulü hiç tereddüt etmeden diyor ki benim en sevdiğim insan Ayşe'dir diyor. Peki Ayşe ile Peygamberimizin çok mu malı vardı kardeşler? Size hepsi sahihte olan rivayetleri söyleyin. Allah Resulü'nün ailesi üç gün peş peşe doymamıştır. İki ay boyunca biz evimizde tencere kaynamadığını biliriz. İki ay boyunca iki siyahtan başka bizim yediğimiz hiçbir şey yoktu. Peki nedir iki siyah ey annemiz? Ayşe annemize soruyorlar. Hurma ve su dışında iki ay boyunca bizim karnımıza hiçbir şeyin gitmediği zamanlar olurdu. Evde eşya olmayabilir, evde para olmayabilir, hurmadan ve sudan başka bir şey olmayabilir. Lakin Allah Azze ve Celle gönülleri zengin kıldıktan sonra, Allah Azze ve Celle kalplere genişlik verdikten sonra elde avuçta bir şeyin olması veyahut da bir şeyin olmamasının hiçbir önemi yoktur. Bugün paramız var elhamdülillah. Allah Azze ve Celle helak ettiği kavimlerin rızıklarını genişlettiği gibi Bugün bizlerin de rızıklarımızı genişletmiş. Lakin şu an toplumların rızıklarının geniş olması Allah'tan bir rahmet değildir. Çünkü bir toplum Allah'a güzel kulluk ediyor. Ve Allah da bunun karşılığında onların rızıklarını arttırıyorsa bu Allah'tan bir nimettir. Lakin bir toplum Allah'a isyan ettiği halde Allah Azze ve Celle onların rızıklarını arttırıyorsa bu istidraçtır. Allah onları helak etmek istiyordur. Allah onların sonlarını onlara bir tuzak hazırlıyordur. Fakat bu tuzağın farkına varmasınlar. Aniden helak olsunlar diye Allah azze ve celle yerin ve göğün bütün rızıklarını onların önünde açmıştır. Bugün hem toplumun hem bizim Allah'a hamdolsun rızkımız geniş. Lakin genel itibariyle Allah'ın rahmet ettikleri müstesna evlerimizde huzur yok. Evlerimizde sorun var. Niçin? Çünkü dediğimiz gibi kardeşler maalesef şeriata muhalefet ettiğimiz için gerek evlenirken, gerek evlendikten sonra Allah Azze ve Celle de bizim hayatımızdan bereketi çekip aldığından dolayı mal var, mülk var. Lakin bizim hayatımızda bereket yok. Yine evliliğin önündeki engellerden bir tanesi kardeşlerim. Gençlerin maalesef ve maalesef özellikle teknolojinin yaygınlaşması ve ucuzlaşması. Yani herkesin cebine girmesinden sonra evlilikten önce işlemiş oldukları günahlar evlenmelerine engel oluyor. Ömer radıyallahu an adamın birinin yaşı geldiği halde evlenmediğini görünce onu yanına çağırıyor diyor ki <laughs> ma yemnauke min ezvaci illa adzun ev fujur seni evlilikten ya acziyet men ediyordur imkanın olmadığından dolayı evlenmiyorsundur ya da işlemiş olduğun günahlar Allah'a yaptığın isyanlar senin fucurun senin evlenmenin önündeki engeldir diyor radıyallahu anh. Bakın kardeşlerim, özellikle gençler için söylüyorum. Bir gencin kendisiyle Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşacağı en büyük salih amel iffetli olmasıdır. Gözünü, elini, bedenini haramdan uzak tutmasıdır. Allah Azze ve Celle hem erkeklerimize hem de kadınlarımıza diyor ki, قُلْ mu'minin'e يَغُدُّ أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَزُوا فُرُوجَهُمْ Erkeklere de ki mümin erkeklere, gözlerini haramdan kıssınlar ve iffetlerini muhafaza etsinler. Bir ayet sonra aynı emri bu sefer kadınlarımıza tekrarlıyor. Ve kul mu'minat yaghdudna absarahunna ve yahfazna furujahunna. Kadınlara da söyle. Gözlerini haramdan kıssınlar ve namuslarını, iffetlerini muhafaza etsinler diyor Allah azze ve celle. Allah azze ve celle iffeti anlatmış olduğu bu ayetlerde Niye gözden başlıyor kardeşlerim? Yani Nur suresi biliyorsunuz iffet suresidir. Gençlere iffeti öğreten, İslam toplumunda iffeti öğütleyen, iffete götüren yolları Müslümanlara öğreten bir suredir. Niye Allah azze ve celle iffeti anlatırken önce gözden başlıyor? De ki gözlerini haramdan kıssınlar. Çünkü göz konusunda iffetli bir adam bedeninin kalan bütün uzuvlarında iffetli olabilir. Lakin gözünü kısamayan, harama karşı gözünü terbiye edemeyen insan Bedenini iffetli tutması, zinadan kendini muhafaza etmesi mümkün değildir. E bugün gençlerimiz özellikle akıllı telefonlar, internet gençlerimizin cebine girmiş vaziyette. Yani eskiden bir insan günah işlemek istediğinde, harama girmek istediğinde özel bir ortam oluşturması gerekiyordu. İşte eve gidecek, evde tek kalacak, kapıyı kapatacak vesaire vesaire. Lakin bugün bunların hiçbirine gerek yok. Çünkü herkesin haram işleme potansiyeli herkesin cebindedir. Ve insanoğlu istediği yerde, istediği anda, istediği şekilde açıp Allah'ın haram kılmış olduğu bir takım görüntülere veya Allah'ın yasaklamış olduğu bir takım resimlere bakabiliyor. Bu fucur ve fısk Allah Azze ve Celle'nin evliliği zorlaştırmasına sebebiyet veriyor. Çünkü Allah Azze ve Celle bizlere diyor ki, yani durumu söze dökerek söylüyorum bunu kardeşler, e, tabiri caiz ise eğer, madem ki siz iffetli olmayı düşünmüyorsunuz, Madem ki sizler benim hududumu ve sınırlarımı çiğniyorsunuz. Madem ki sizler gözlerinizde, ellerinizde, kulaklarınızda iffetsiz bir hayatı tercih ediyorsunuz. Öyleyse ben de evliliği size zorlaştırarak sizin iyice sapıklığınızda, iyice fıskınızda ve fucurunuzda debelenmenize fırsat veriyorum." diyor. Ve bugün maalesef birçok genç imkan olmasına rağmen evlenemiyor. Öyleyse ne yapacağız gençler? Allah'tan korkacağız bizi harama götüren sebepleri tespit edeceğiz ve bunları hayatlarımızdan çıkaracağız. Bakın maalesef kardeşlerim bu konuyla ilgili nasihat edildiği zaman bu benim çok dikkatimi çekiyor. Bütün gençlerin başı önüne düşüyor. Veya kızarıyorlar, bozarıyorlar, utanıyorlar. Bazısı kendisi itiraf ediyor. Çok zor durumdayım. Bazı alışkanlıklar oluştu bende. Ne yaparsam yapayım kendimi bundan alıkoyamıyorum. Allah için bana yardımcı olun hocam. Veya kadın söylüyor. Benim eşim diyor evli olmasına rağmen şöyle şöyle yapıyor. Allah için ona yardımcı olun diyor. E peki kardeşler bizi bu konuda harama götüren şey belli değil midir? Bizi harama götüren şey bellidir. Bizde alışkanlık olmuş olan, ayaklarımızı kaydıran, Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden bizi uzaklaştıran şey belli değil midir? Bellidir. Bunu hayatımızdan çıkarmak bu kadar mı zordur? Bunu hayatımızdan ötelemek bu kadar mı zordur? Zor değildir. Lakin sen, seni isyana götüren sebebi Hayatında tutmak için diretirsen Allah Azze ve Celle seni isyana karşı korumaz. Allah Azze ve Celle senin masiyetle baş başa kaldığında Yusuf'u masiyetten uzaklaştırdığı gibi, masiyetle Yusuf'un arasına girdiği gibi Allah Azze ve Celle seninle masiyet arasına girmez. Allah'ın bizi korumasını istiyorsak, Allah'ın bize dost olmasını, ayaklarımızı fitne anında, masiyet anında ayaklarımızı sabit kılmasını istiyorsak, bizi harama götüren sebepleri geciktirmeden hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Ne demek istediğimi de zaten burada bulunan herkes anlıyor. Bütün bunlara rağmen imkanlar olmasına rağmen evlenemeyen kardeşlerimiz olursa, eğer Allah azze ve celle kader olarak, kısmet olarak onlara evliliği kolaylaştırmamışsa onlara da hem Rabbimizin hem de Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesi var. Onu söyleyeceğim inşallah. Nur Suresi'nde Allah azze ve celle diyor ki وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضِّهِ <فضلي> Evlenmeye güç yetiremeyenler, evlenmek için imkan bulamayanlar, Allah onları fazlından zengin kılıncaya kadar iffetli olsunlar. Yani ellerini, gözlerini, kulaklarını, bedenlerini zinadan uzak tutsunlar. Ta ki Allah Azze ve Celle onlara kolaylık ve onlara zenginlik kılıncaya kadar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Bukhari ile Müslüm'ün Abdullah İbni Mesud'dan rivayet ettiği kadarıyla evlenemeyen gençlere diyor ki, Abdullah İbni Mesud şöyle diyor. Kunna şebaben ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem la necidu şey'en. Biz Allah Resulü ile beraber hiçbir şey bulamayan bir grup gençtik. Yani parası pulu olmayan, imkanı olmayan fakir gençlerdik. Allah Resulü bize dedi ki, Ya me'şara şebab, men istata'a minkumul ba'ete fel yetezavad. Ey gençler, Aranızda evlenmeye güç yetirebilecek olanlar varsa evlensinler. Fe innehu aghddu lilbasri ve Çünkü o gözü en iyi kısan ve insanın namusunu iffetini en iyi muhafaza eden şeydir. Ve men lem yastati fa alayhi bisavm fa Güç yetiremeyen gençler oruç tutsunlar. Onlara gerekli olan şey oruçtur. Oruç onlar için kalkandır. Yani onları iffetsizlikten koruyacak olan şey oruçtur dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah azze ve celle kızlarımızın anne babalarının gönüllerine merhamet koysun. Evliliği gençlerimize kolaylaştırsınlar. Rabbim gençlerimize Allah'a tevekkül etmeyi, Allah'a dayanarak evlenmeyi ihsan eylesin. Gerek burada bugün evlilikleri münasebetiyle toplanmış olduğumuz kardeşler, gerek evlilik hazırlığı yapanlar, gerek de evlenmeyi uman bütün kardeşlerimize Rabbimiz saliha eşler ihsan eylesin. Onların yuvalarını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü yuvalar haline getirsin. Rabbim onların arasına sukunet, merhamet ve sevgi yerleştirsin. Allah azze ve celle bütün Müslümanlara salih zürriyet ihsan eylesin. Bizi, eşlerimizi, çocuklarımızı, şeytanların, insi ve cinni şeytanların ve nefislerimizin şerrinden muhafaza eylesin. Allahümme amin. Allah azze ve celle razı olsun. Dinleme zahmetinde bulundunuz. أولاً انقر دشرين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته